Evet, Açık Bey'in takipçileri gelmeye başladı. Evet, hoş geldiniz. Arkadaşlar, biraz değişik olacak. Bediz host ediyor bizi. Bediz benim çok eski can dostum, çocukluk arkadaşım, ortaokul, lise. Senelerce kurumsal hayatta bir beyaz yaka olarak çalıştı. Sonrasında gemileri yakıp, her şeyi bırakıp bir koçluk okulu açtı. Çok da iyi bir koçtur. Ben de onun öğrencisiyim aynı zamanda. Bugün onunla transaksiyonel analiz, TA Coaching diye bir program var. Benim henüz katılamadığım ama TA'yı az çok biliyorum. Ama bizzat Bediz'den bugün dinlemek istiyorum. Ne konuşmak istiyorum Bediz seninle? Şimdi evlerin içerisinde çok yakın temasta olduğumuz, daha öncesinde bu kadar yakın olup da yakın olamadığımız bir sürü ilişki içerisindeyiz. Yakın olduğumuzu zannedip ama şimdi fark ettik ki aslında o kadar da yakın değilmişiz. Bir sürü ilişki yönetmeye çalışıyoruz. Sence bu dönemde yaklaşık bir aydır falan evdeyiz değil mi? Sence neler oluyor? Ya şöyle, bence herkes bir şekilde çok yoğundu. Herkes kendi günlük hayatında sağlam bir koşturmaca içerisindeydi ve üstünü örttüğümüz, yüzleşmek istemediğimiz, bakmadığımız, işte sıkıntıya girmiş ama henüz oraları çözmek istemediğimiz ilişkilerimizi bir şekilde park ediyorduk. Şimdi ister istemez bol bol vaktimiz var, birincisi. İkincisi, evlerimizin metrekaresi kadar alanlarımız var. Yani çok arzu etsek de kaçacak yerlerimiz yok. Dolayısıyla vaktin varsa ve yakınsan ister istemez o örtüler kalkıyor bence. Ve herkes birbiriyle daha fazla tanışmaya başlıyor. Dolayısıyla 20 yıllık ilişkiler, 15 yıllık anne baba çocuk ilişkileri, hepsi biraz daha derinleşiyor bence. Biraz daha gerçek ve sahici olmaya başladı diye düşünüyorum. Peki, transaksiyonel analiz 1950'lerde Erik Berne'nin oluşturmuş olduğu aslında bir iletişim teorisi değil mi? Bir psikoloji kuramı. Senin eğitimlerinde sıklıkla kullandığın TA araçları var ve aslında koçluk eğitiminin temelini oluşturan şey de iletişim, gerçek iletişim. Biraz koç bakış açısıyla TA'yı anlatarak ilişkilerimize bu dönem içerisinde arızasız bir şekilde yaşayabilmemiz için nasıl yön vermemiz gerekiyor sence? Bu arada başlığımız temel açlıklarımız dedik. İnsanlar bunu mutlaka merak edecekler. Biraz TA'dan bahsettikten sonra o temel açlıklar üzerinden anlatır mısın? Tabii ki. Bu transaksiyon analizle benim tanışmam yaklaşık bir 10 yıl oldu galiba. Ve hani her geçen gün biraz daha içine giriyorum. Transaksiyon analiz her şey mi? Değil. Birçok kuramdan bir tanesi. Fakat ben çok sevdim. Kendi hayatımda çok kullanır oldum ve kendi işime de yansıttım. Yani dediğin gibi TA Coaching de var. Diğer programlarımızda da aslında genelde TA'nın temel felsefesini kullanıyoruz. Burada da anlattığım bu ilişkilere TA'nın böyle ilk başlangıç konusu, yani böyle solfej anahtarı, hani besmelesi gibi TA'ya ilk girişte herkesin anlaması ve bilmesi gereken çok temel bir konu var. Adı da temel açlıklar adıyla beraber. Ve temel açlıklardan bahsetmek isterim ki bu ilişkileri birazcık daha anlayabilme konusunda bize ışık tutsun. Temel açlıklar özünde aslında 3 aşama. Üçüncüsüne girmeyeceğim. Ona vaktimiz yetmez. İlk ikisini bile konuşsak şu anda bence çok keyifli ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Birincisi uyaran açlığı. Diyor ki Erik Byrne TA felsefesinde, hepimizin dışsal uyarana ihtiyacı var. Yani şu anda insanlar hani çok bunaldık. Evdeyiz, bir dışarı atsak kendimizi. Hani iki insan görsek. Hani bir kafeye gitsek, bir deniz kenarına gitsek dediğimiz anlar var ya. İşte buna uyaran açlığı diyor. Yani dışarıdan aldığın uyaranlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani sahilde gezdiğini düşün. İşte kuşlar uçsun. Çocuklar çığlık atsın, oradan bisikletli biri geçsin, bir tane çift koşsun, işte motosikletliler geçsin. Şu an düşüncesi bile nasıl iyi geldi. Tam işte bu. Yani onları görüyorsun. Ona bak, dikkat edersen sadece dışarıdan bir uyarı var. Bir temas yok, bir iletişim yok. Ve ilk başta hani böyle evde çok bunaldığında, işte Allah korusun hasta olduğunda, bir sebeple evde uzun süre kaldığında, dışarı çıktığında, bu AVM bile olsa, o dış uyarıcılar iyi geliyor insanlara. Yani bunun en sıkıntılı tarafı, hani bunu Sinan Hocam çok daha derin güzel anlatır. Hapishanelerde en büyük korku hücre hapsidir, düşünün. Sizi 2 metrekare, 3 metrekare, 1 metrekare bir odaya kapatıyorlar günlerce, saatlerce. Hiçbir şey yok. Kapkaranlık bir ortam ve uyaran yok. Asıl oradaki en büyük problem uyaran yok. Ve hani birçok filmde bunu çok net işlerler. Derler ki işte o hücreden çıkmak için şunu yaparsan istediğini yerine getirebiliriz. Ne istiyorsun? Pencere derler. Çünkü ufacık bir pencere bile olsa o geçen bulutu görmek, kuşu görmek bir uyaran açlığıdır. Yani dolayısıyla ne ilk oluyor orada? Yani yaşadığımızı mı hissediyoruz Bediz? Yaşadığımızı hissediyoruz, var olduğumuzu hissediyoruz. Hatta Erik Byrne biraz daha ileri gitmiş. Herkesin bildiği bu klasik Maslow hiyerarşisi vardır ya. O Maslow hiyerarşisinin en alt seviyesi bu fiziksel ihtiyaçlar. Yani nefes almak, su, evet, içmek, zaruri. Yemek yemek, uyumak gibi. Hani onlar olmazsa fiziksel olarak ölüyoruz ya. Evet. Erik Byrne burada biraz iddialı bir şekilde diyor ki bu temel açlıklarını gidermiyorsan fiziksel olarak ölüyorsun. Yani bununla ilgili yapılmış çok kötü deneyler var. Hiç oralara girmeyeyim şimdi. Akşam keyif kaçırmayayım ama yani fiziksel olarak gerçekten bu temel açlıklarımızı almadığımız zaman
fizyolojik olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bir dış uyarana ihtiyacımız var. Şimdi bunu bilmek bugün ne işimize yarar? Hepimiz kendi bulunduğumuz alanlar içerisinde bu açlıklarımızla bir kere dürüst olmaya ve şeffaf olmaya ihtiyacımız var. Yani uyaran açlık kişiye göre değişiyor bu arada. Yani senin uyaran açlığınla benim uyaran açlığım bir değil. Yani sen akvaryuma baktığın zaman sana iyi geliyor olabilir. O renkli balıkların yüzüyor olması, o fokurdayan suyu görmek sana iyi geliyor olabilir. Bana gelmiyor olabilir. Ona 20 dakika bakmak sana iyi geliyor olabilir. Bana 3 saat bakmak iyi geliyor olabilir. Yani dolayısıyla uyaran açlığının çeşidi ve miktarı kişiye göre değişiyor. Şimdi biraz önce söylediğim hani üstünü örtüyoruz dediğimiz yer burası aslında. Bizler bu açlıklarımızı farkına varmadan yaşıyorduk. Yani örnek veriyorum, ağaç görmeden duramam diyen insanlar var ya, işte bu aslında uyaran açlığı. Yani o ağacın hışırtısını dinlemek, ağaçtaki kuşları görmek, o ağacı seyretmek, ağacın yeşil tonuna bakmak. Yani birileri için ot böcek, bir tanesi için hayatın anlamı. Dolayısıyla hani şu dönemde en çok önereceğim şey, bir, uyaran açlıklarımızı uyanık olalım, farkına varalım. Yani benim ihtiyacım neyse onun bir kere kendi adıma bir dürüst olmaya, açık olmaya, şeffaf olmaya ihtiyacım var. İkinci aşaması da işte bu ilişkilere geliyor. Beraber olduğun insanların da var. Yani biz seninle aynı evde yaşıyoruz. İkimiz de aynı metrekareyi paylaşıyoruz. Senin uyaran açlığınla benim uyaran açlığım bir değil. Yani evet. Senin mesela yumuşak müzik dinleme ihtiyacın var. İşte akşam yemek yendi, çaylarımızı aldık, kahvemizi aldık, oturacağız. Sen diyorsun ki mum yakalım, ışıkları söndürelim, hafif bir müzik açalım, dinleyelim. Ben ise aksiyon filmi seyretmek istiyorum. Senin o mum ışığının uyaranına ihtiyacın var. Benim ise aksiyon filmlerinin o patlamalara, çatlamalara, güzel arabalara, güzel kadınlara, yakışıklı adamlara ihtiyacım var. Şimdi buradaki konu şu. Benim ihtiyacım bana, senin ihtiyacın sana. Şimdi sen beni eleştirirsen, ya ne vahşi adamsın, vurdu kırdı film seyrediyorsun dersen bana iyi gelmez. Ben sana da amma romantiksin ya şurada film seyredin dersem sana doğru gelmez. Buradaki hikaye, biz aynı metrekareyi paylaşacaksak senin ihtiyacına senin dürüst olman, benim ihtiyacıma benim şeffaf ve gerçek olmam ve oturup bir zahmet konuşmamız. Gecemizi buna göre planlamamız. Sen bir şey söyleyecektin, ben senin lafını kesildim. Katılımcılardan bir tanesi soruyor. Uyaran açlığını nefsin arzularından sayabilir miyiz diyor. Yani bu, eğer bizim egomuzu besleyen bir şeyse bu açlığımız, evet tamam kabul ettik bunu. Yani işte sen o aksiyon filminde o güzel kadınları görmeye ihtiyacım var. Ben de başka bir şey yaparken benim kendi nefsimi doyuracak başka bir şeye ihtiyacım var. Gibi düşünebilir miyiz? Böyle düşünürsek de bunun bize zararı ne ya da faydası ne? Ya zarar fayda değil. Buradaki konu zaten TA, transaksiyon analiz. Komple buna kafa yoruyor. Ama buradaki uyaran açlık ihtiyacı, deminki metafordan devam ediyorum. Hani senin mum ışığını yakıp müzik dinlemenle benim aksiyon filmi seyretme ihtiyacım, uyaran açlığımız, bizim aslında 0-7 yaş dönemindeki birikimlerimize kadar gidiyor. Dolayısıyla bunun kökünü anlamak için çalışmak lazım. Yani bunun adına psikoterapi denilebilir, kendi özüne dönüp bakmak denebilir. Yani o mum ışığının sendeki yansıması ne? O yumuşak müziğin sendeki yansıması ne? Aksiyon filmindeki ihtiyaç ne? Yani buralara bakmak lazım. Buralara baktığın zaman oradaki farkındalık yaşadığında bunlar değişiyor. Yani örnek veriyorum. Hayatım boyunca çok sıkıntılı, düz bir hayat yaşadıysam, hiçbir atraksiyon yoksa hayatımda, uyduruyorum, bu sadece basit bir örnek, ve aksiyon filmindeki kahramanın yerine koyup oradaki süper kahraman olmak benim ego durumuma iyi geliyorsa, o yüzden benim açlığım orada aslında bir yerlerin kahramanı olmak. Dolayısıyla yani bediz olarak benim şuna bakmam lazım. Ben acaba kimin hayatında ve nerede kahraman olmak istiyorum? Bunu bulduğumda ve oranın kahramanı olduğumda aksiyon filmleri eski etkisini azaltacaktır. Ama aksiyon filmlerini 4 saat seyrediyorum, hadi bunu 2 saat indirelim. Yani bunlar çok pansuman çözümler. Uzun vadeli olmaz. Yani geceyi günü kurtarır belki ama kişilik değişiminde, davranış değişikliğinde çok kolay etkisi olacağını düşünmüyorum. Şahane, şahane. Harika anlattın Bediz. Yani çok ciddi bir farkındalık aslında anlattığın şey. Yani bu dönemde de bunu görebilmek için çok büyük bir fırsat aslında. Yani evin içi, dışarıda görüyorsun değil mi? Dışarıda farkında olalım ya da olmayalım, tatmin ettiğimiz bir sürü şeyi şu dışarıdan uyaran almadığımız için şimdi evin içerisinde, atıyorum sabah kalkıp ben giyinmek istiyorum, makyaj yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Çok saçma yani. Belki de evet, kalkıp giyinip makyaj yapıp sanki dışarıya çıkacakmışım gibi evin içinde salınıyor olmam bana iyi gelecekse önce bunu kabul etmem gerekiyor. Önce bunu bir görmem gerekiyor. Sonra bunu kabul etmem gerekiyor. Ama bu eğer evin içinde başkasına bir şekilde rahatsızlık verecek bir şeyse orada da orta yolu bulmak gibi bir çözüm önerdim. Doğru mu duymuşum? Tam onu söylüyorum. İşte bu orta yolu bulup konuşmak için öncelikli olarak bireylerin kendi uyaran açlığının farkına varıyor olması lazım. Yani demin verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Tek başına yaşıyorsun ya da hiç kimse yok. Bu dönemde bireysel yakalandın. Bütün gün evde patates gibi pijamamla gezmek, daha başka ne yapabilirim demek biraz sıkıntı yaratabilir. Yani dön kendine bak.
Çünkü evin içinde gezerken mutlaka bir aynaya denk geleceksin. Bir vitrin camına denk geleceksin. Orada gördüğün şey sana ne ifade ediyor? Yani erkeksen tıraş olmak, şık giyinmek sana iyi geliyorsa, kendini öyle görmek sana iyi geliyorsa, bu bir kadınsa makyaj yapmak, bakımlı olmak iyi geliyorsa, yap onu, kendin için yap. İşte buradaki sıkıntı şu. Yani biz burada kendimize bakmak yerine kendimizle ilgili çözümleri hep dış şablonlarda aradığımız için, işte Instagram'da, Twitter'da, işte evde olan hanımlar makyajınızı yapın, kıyafetlerinizi giyin, gezin dendiğinde bu senin mi? Bir bakmak lazım. Başkalarınınkini al, üstüne giydiğinde o onun uyaran açlığı. Seninki ne acaba? Yani kendine dürüst olmak, kendine açık olmaktan kastım bu. Sen kendininkini bildiğin zaman o zaman dönüp karşındakini de merak ediyorsun. Yani aynı metafora döneceğim. Seninle aynı evdeyiz. Yani o zaman ben seni merak ediyorum. Yani Müge, senin ihtiyacın ne? Yani çünkü bütün günü beraber geçireceğiz bu evin içerisinde. Senin niye ihtiyacın var? Evet, dönüp dolaşıp her zaman bütün koçluk sürecinde de anlattığın şeye geliyoruz. Gerçekten karşımızdakini duymaya çalışmak, anlamaya Bravo. Çalışmak değil mi? Aynen, yani o kadar dinlemek aslında. Dinlemek ne kadar önemli. Önce tabii bir kendimizde fark edersek karşımızdakini de merak eder duruma geçeceğiz inşallah. Peki İşte ama bu ikincisi kolay ne? Değil. İkincisi daha da bomba. Yani asıl en ağrı bu. Yani bana göre TA'nın bütün araçları ve bütün konuları bunun üstünden çıkıyor. En kritik konu temas açlığı diyor. Temas iletisi diyor prosedür buna. Buna temas açlığı diyebiliriz. Tam da gündem. Süper. Aynı sana öyle. Şimdi temasın ama boyutları var. Yani bildiğin o fiziksel temas. Yani ten teması, el teması. Yani ne haber Müge, nasılsın? Hani omuz tutmak, tokalaşmak, yan yana olmak da bir temas. Nasılsın, iyi misin? Sohbet de bir temas. Şimdi bunlar örüntülü. Başa dönecek olursak hani evde çok darlandım, bunu aldım, bir dışarı çıkayım dedim. İşte deniz kenarı, AVM fark etmez. İşte ilk yarım saat, bir saat, üç saat güzel. Hani ama bir zaman sonra ya biri olsa da bir sohbet etsek, bir yemek yesek, bir kahve içsek başlıyor ya. İşte burası temas iletisi. Ama Evet. temas iletisini bayağı uzun konuşmak lazım. Çünkü bu çok derin bir konu. Şöyle ki temasın çeşitleri var. Yani romantik insanın ihtiyacı romantik taraftan temas etmek. İşte o vandalların ortalığı yıkıp devirmesi, küfretmesi de bir temas iletisi. Yani ben vandal olduğumda işte küfredip kavga çıkarttığımda vay ne delikanlısın dediğimde de ben teması buradan alıyorum. Delikanlı anılmak için yapıyorum. Veya romantik olmak için yapıyorum. Veya beğenilmek için yapıyorum. Mesela insanlar benden nefret etsin diyen bazı profiller vardır. Bir sürü komedi filminde de karakterleri canlandırılmıştır onların. Mesela bu da bu. Hani nefret edilerek teması alıyor. Dolayısıyla buradaki konu ilişki içerisindeki teması nasıl alıyorsun? Hani bazı insanlar ya yazı yazmayı sevmiyorum yani. Çünkü açıp 2 dakika konuşmak istedim diyor ya. Onlar mesela yazılı teması değil, sesli ve yüzlü teması tercih ediyorlar. Dolayısıyla yine aynı yere geliyoruz. Bir tane doğru yok. Yani dünyada yaşayan insan kadar doğru var. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı ortamda, aynı zamanı paylaşan insanların da temas etleri farklı. Birisi evet. Yalnızlığına temas etmek istiyor. Birisi sohbete temas etmek istiyor. Dolayısıyla sen benimle sohbet etmeye çalışırken ya bir git başımdan ben bir yalnız kalmak istiyorum dediğinde o biraz işte sıkıntı yaratıyor ilişkilerde. Halbuki ya şu anda kendi yalnızlığıma temas etmeye ihtiyacım var. Bir saat yalnız kalma ihtiyacım var. Sonra kahveler benden oturup uzun bir sohbet edelim desem aslında bak konuşmaya başlıyoruz. Peki Bediz, bu temel ihtiyaçların ardında bizim değerlerimize dokunan yerler neler? Ya da tamamen değerlerimizle mi alakalı bunlar? Biraz değerlerden bahsederek bunu açabilir misin? Şimdi koştuk eğitiminde biz değerleri çok konuşuyoruz. Biraz bundan bahsedip oraya nasıl bağlarız? Direkt aklıma bu geldi. Ya bu konuda akademik bir söylem, bir referans gösteremeyeceğim. Kendi tecrübemle söylemek istiyorum. Bana göre değerler dediğin şey bu temel açlıkların aslında kökünden geliyor. Yani kökü bunlar. Senin uyaran açlığın, temas açlığın senin değerlerini yaratıyor. Yani senin fiziksel temasa, yani böyle 35 santimde burun burun oturup bir fiskos köşesinde birer kahve alıp tatlı tatlı sohbet etmeye ihtiyacın varsa sen bunun adına samimiyet diyorsun. Sen bunun adına iletişim diyorsun. Sen bunun adına yakınlık diyorsun. Oradaki aslında açlığını gideriyorsun. İşte yani doğada orada olmak... benim samimiyet değerimin altında bir açlık mı fark ediyorum? Aynen. Yoksa o öyle. açlık mı benim değerimi şekillendiren şey? Bana göre açlıkların değerlerini oluşturuyor. Çünkü değerler de aslında bakarsan hani şey değil, keskin değil, değişebiliyor ve farklılaşıyor. Evet. Gramajı azalıyor. Yani senin şu anda çok darlandığını düşün. Özel hayatında, iş hayatında çok bunaldığını düşün. Ve, özgür hareket edemediğini düşün. Senin söyleyeceğin ilk değer özgürlük değerin olacak. Çünkü doğru. Özgürlük değerin senin en büyük açlığın. Ama sen son derece özgürsen, özel hayatında, iş hayatında, aile hayatında her şey
şey pürüpak gidiyorsa aklına özgürlük değeri gelir mi? Yani 10 yıldır ben... Peki, yani şu dönemde bir yandan da gene değerlerimizin, yani ben kendime baktığımda bunu söylüyorum. Mutlaka sen de bunu görüyorsundur. Çünkü aldığımız eğitimden dolayı, yoksa bu hemen fark edilecek bir şey değil. Yani değer zannettiğim bir sürü şeyin de aslında benim ne kadar parazitim, yani blokajım olduğunu fark ediyorum. Biraz... Yani o da yine aynı geliyor. Ya, tatmin edemediğin, farkına varamadığın açlıkların parazit olarak yansıyor. Yani eğitimde de konuştuğumuz şeyi hatırlarsan, değerlerini ya abartırsan ya da yaşayamazsan parazite dönüşüyor. Ne demek o? Aşk senin için bir değer olabilir ama aşkı doğru değer yaşayamıyorsan, dürüst yaşayamıyorsan, hakkını veremiyorsan kıskançlık krizlerine veya öfke nöbetlerine çevirebilirsin. Aşk aynı zamanda senin hayatını mahveden bir parazite dönüşebilir. Başarı senin için bir değerdir. Aslında başarılı olmanın arkasındaki bir takdir görme ihtiyacın olabilir. Temas, iletişim olabilir. Bu açlıklarını gideriyor aslında. Ve sen ona başarı diyorsun ama sen başarı olmadığında yaşayamaz hale geliyorsan, bu iş sapkınlığa dönüşüyorsa bunun adı parazit oluyor zaten. Harika. Yani hep atalar der ya, azı karar çoğu zarar. Yani açlıkların da azı karar çoğu zarar. Veya koşluk tabire söyleyeyim. Değerlerin azı karar çoğu zarar. Evet, harika. Peki temastan devam edelim. Ben seni biraz kestim. Orada devam ediyordun. Ya orada şunu söylemek istiyorum. Şimdi temas o kadar derin bir konu ki. Temas bizim gerçek ihtiyaçlarımız. Ve bütün o sıfır. Çünkü TA hakkında çok kısa bilgi vermek gerekirse. Transaksiyon analize biz kısaca TA diyoruz. TA dediğin şey 0-7 yaş döneminde senin aslında kişiliğini de biriktirdiklerinin hayatın boyunca sana yön vermesi. Dolayısıyla 0-7 yaş döneminde sen teması nereden aldıysan hayatının geri kalanında öyle yaşıyorsun. Örnek, mesela salon hanımefendisi bir kadın düşün. Ama böyle yani kadınlarsa denizden bile makyajlı ve fönlü saçla çıkacak kadar bakımlı ve son derece böyle asilzade bir hanımefendi. %99 ihtimalle çocukluğunda teması asaletten ve duruşundan almıştır. Aman da kraliçe gibi kızımız var. Aman prenses kızımız. Aman da ne kadar asil. Şimdi sürekli bu mesajı aldıysa çocukluğunda hayatı boyunca aslında bu temas iletisiyle yaşayacak. Bu açlıkla yaşayacak. Bunu doyurmaya çalışacak. Dolayısıyla evet. Bunun farkına varmak yani ayıp değil, yanlış değil. Kabul et. Mesela başka bir örnek vereyim. Buna ben de bir örneğim. Şimdi senden örnek vereyim. Boş ver. Genellemeden direkt söyleyeyim. Benim mesela çocukluğumdan beri hep bir şekilde sivri bir adamdım ben. Yani hep önde bir adamdım. Çok konuşan bir adamdım. Hiçbir şey yoksa yaramazlık yapan bir adamdım. Yani orta liseyi hatırla. Bir şekilde adım bir yerlerde anılırdı benim. Al bunu satışa koy. Al bunu satış rehberliğe koy. Al bugün eğitmenliğe, koçluğa koy. Şimdi benim temel açlıklarımdan bir tanesi göz önünde olmak. Yani birileriyle temas halinde olmak, birileri tarafından takdir almak, hatta eleştiri almak. Ama günün sonunda bu da bir temas. Şimdi hal böyleyken, yani kendim gibi söylüyorum, benim gibi insanların yani haftanın 7 günü televizyonun karşısında oturması mümkün değil. Yani dolayısıyla şu anda yaptığımızı yapmak zorundayız. Hani birisi dese ki bana ya amma züppesin her gün de televizyonlara çıkıyorsun. Evet abi, açlığım bu. Yani bunun yanlışı yok, ayıbı yok. Yani kendinize dürüst olun dediğim şey bu. Senin önde olmak, birileriyle temas halinde olmak, beğenen almak, eleştiri almak bir açlığınsa buna dürüst ol ve tahammüden yaşa. Adını koy, bir şey bul yani. Harika. Yani bunu kabul etmek, insanın kendini kabul etmesi, kendisiyle barışması. Bizim tasavvufta da hani kendini bilmek denilen şey aslında işte pozitif psikolojide de bu şekilde anlatılıyor. Yani sen o açlıkların eğer senin zayıflığınsa o senin nefsini besleyen bir şey. Yani onun üstüne onu beslediğin zaman nefsini beslemiş oluyorsun. Ama onu kabul edip onu seni geliştirecek bir araç haline çevirirsen işte o zaman tam da işte gelişim için tekamül olarak geçer. Tasavvufta da böyle geçer. Nefsini binek edinmek olarak geçer bu. Yani senin bineğin olur, onunla sen birlikte uçar gidersin. O yüzden bu farkındalık gerçekten çok kıymetli. Peki ben, yani sen iki tanesinden bahsedelim dedin ama ben meraktan biliyorsun beni. Yani şu diğerlerinden de kısaca birazcık bahsetsek. Ya üçüncüsü çok derin. Sadece başlığını söyleyeyim. Bu arada bir sürü sorular geliyor. O sorulara cevap vermeden geçiyoruz ama ne yapmayı önerirsen bilmiyorum. Peki ben o zaman istersen biraz, bir tanesi şunu sordu. Dinlemek dedik ya. Ya ben kendi kendime konuşuyorsam, karşındaki beni hiç dinlemiyorsa demiş. Ya böyle bir şey mümkün mü Bediz? Sen eğer dinliyorsan karşındakinin seni dinlememesi diye bir şey mümkün mü? Yani orada dinlemek ona ait bir eylem. Eğer ben ona bir şey duyurmak istiyorsam konu ben ona neyi duyurmak istiyorum? Ve onun duyduğunu nasıl anlayacağım? Yani bunun adını koyduğun zaman bunu bir şekilde duyurursun. Yani mesela bir örnek vereyim. Tanıdığım bir çift var. Yüz yüze konuşamıyorlar. Yani problem olduğunda bayağı bildiğin birbirlerine mail atıyorlar. Yani onların iletişim kanalı, yani bunlar şeyler, bayağı karı kocalar, evliler. Problem olduğunda, çatışma çıktığında oturup bir masanın başında tatlım senin neye ihtiyacın var, sen niye kızgınsın yapamıyorlar. Yani o bir şekilde oturmuyor. Orada iletişim kanalı çalışmıyor. Ve bayağı bayağı bildiğin böyle eski usul, yani sevgili Müge diye başlayan mail yazıyorlar.
Aynen Peki öyle. bu da bir yöntem mi? Yani bu sağlıklı bir şey mi sence? İletişim kurabildiğin her yöntem yöntem bence. Dolayısıyla neyi duyurmak istiyorsun? Yani ben bediz olarak Müge'ye bir şey duyurmak istiyorsam bir, niye duyurmak istiyorum? Neyi duyurmak istiyorum? Ve bununla okeysem ve buna şeffafsam o zaman yöntem geliştirmek çok kolay. Yani ne demek o? Sen benim hakikaten çok eski arkadaşımsın. Çok değer verdiğim, önem verdiğim bir arkadaşımsın. Ve senin beni takdir etmen çok önemliyse işte dürüstlük burada başlıyor. Önce buna dürüst ol. Yani ben bediz olarak Müge'nin takdirine ihtiyaç duyuyorum. İşte açlık bu. Hani bu nereden geliyorsa geliyor. Çocukluktan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Ama şimdi ve buranın gerçeğine bakarsan benim Müge'nin takdirine ihtiyacım var. Hal böyleyken buna dürüstsen o zaman bunun yöntemini ara. Ya Müge biliyor musun ben kitap yazdım. Ha, herkes yazıyor. Şimdi bak yıkıldım ben. Çünkü ben bu cümleyi sana niye söylüyorum? Ya o takdir et beni. O zaman bunu açık açık konuş. Ya evet, aslında ilişkilere baktığımda da ilişkilerin, bu çok aşık olan insanların bile tıkandığı nokta genelde bu oluyor. O zaman bizim o aşık dediğimiz şeyi biz zayıflık olarak algılamazsak ve bunu Çok çok güzel söyledin. mert bir şekilde masaya koyarsak, ya kardeşim benim buna ihtiyacım varı söylersek belki de her şey çözülecek, değil mi? Aynen. Yani kabul Yani başlayacak işte o zaman. bizim memleketi bilirsin. Çukurova'da biraz öfkeli bir topluluk halinde yaşıyoruz. Genelde çatışmak oranın genel iletişim şekli. Yani Adana'da kavgasız düğün olmaz biliyorsun çoğunlukla. Evet. Yani bizim Akdenizliyiz. arkadaşlıklarımızı aynen öyle. Aile ortamımızı düşün. Yani aile ortamında çatışmayan, yani birbirine laf inelemeyen ortam çok azdır neredeyse. Onların iletişim kanalı bu. Dolayısıyla çatışarak ve birbirlerini eleştirerek iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla yani sorunun başına geri dönüyorum. Sen dinliyorsan, karşının dinlemediğini söylüyorsan bu senin perspektifin. Evet. Dinlemediğini ne Maalesef. biliyorsun? Evet. Yani Çok son bir doğru. örnek vereyim. Bizim AIMCO 1 koçluk programımızın ilk grubunda yani hatta ismini de zikredeyim. Melek diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Böyle birinci modülde şey söylemişti. Aynen bu konu. Ya dedi ben dedi sürekli dedi kocamla bir şey anlatmaya çalışıyorum. Adam beni hiç dinlemiyor de şöyle böyle falan bir sürü dedikodu yapmış adamın arkasından. Sonra üçüncü modülde bu hiç konuşmuyor. Çok sessizdi. Bir gün şey dedi. Ya dedi bir şey oldu dedi. Ben bu eğitimden sonra birazcık susmayı denedim. Anam dedi adamın ne çok konuşacak şeyi varmış dedi. Geceleri susmuyor dedi. Meğerse de ben çok konuşuyormuşum. Adama alan açmıyormuşum dedi. Ya bu Yani. bunlar, yani bu eğitim içerisinde bunlar şahane değil mi Bediz ya? Gerçekten Aynen öyle. yani şeyi, geri dönüşü çok yüksek. Çok hızlı bir şekilde. Bu koçluk eğitimini arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum bu arada. Yani ben çok ön yargıyla gittim. Bu neymiş bu dedim ya. Bir de bu eğitim işine girince bir sürü koç gelmeye başladı. Sizinle çalışmak istiyoruz falan. Çok kirlenmiş bir şey biliyorsun, koçluk, yaşam koçluğu falan. Sonra Bediz dedi ki, Müge sen bir gel istersen dedi. Hadi gideyim dedim gayet ukala bir şekilde. Bakacağım yani ne oluyor diye. Sonra Tam böyle geldi gördüm ki gerçekten. ya, inanılmaz farkındalık yaratan bir eğitim. Önce bir kere kendinle teması kuruyorsun. Yani önce kendinle. O teması kuramazsan da zaten karşındakine hiçbir faydan yok. O anlamda çok 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 faydalı. Peki ben biraz sorulara bakmak istiyorum gene. Aslı Hanım bir sürü soru sordu. Bazılarına cevap vermek istedim ama kaçırdım ben soruları. Bir saniye. 21 yıl hiç kavga etmemek normal mi? Mutlu olduğumuz halimiz mi açlığımız diye bir soru var Aslı'dan. Şimdi mutluluk bir an. Yani o açlığın giderildiği an. Yani benim temas etisine ihtiyacım varsa, işte bu temas takdir görmek, alkış almaksa, alkış aldığım an mutluyum. Yani Birisi de tiyatrocuyum, şey diyor, oynadım. beğeni almak neden ihtiyacımız olsun ki? Bu uydurulmuş bir şey değil mi? Gerçekten özde, yani gerçekten hakikatte böyle bir ihtiyacımız olabilir mi bizim diyor. Şöyle biz hani biraz daha insanlık tarihine gidecek olursak tarihimizde yalnız yaşayabilen bir canlı değiliz. Biz hep birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Yani ta mağara çağına gidin bizim bir arada olma ihtiyacımız var. Yani Sinan Hoca sürekli söylüyor ya bayılıyorum ben de her yerde onu tekrar ediyorum. Fiziksel olarak biz bayağı doğada aciz varlıklarız. Yani o yüzden tam Sinan Hoca'nın Çıplak. lafını söylüyorum. Çırılçıplak bizi şu anda doğaya bırak hele bu havada. Hani bizim bir hafta yaşamamız mümkün değil. Aynen Dolayısıyla öyle. birbirimize ihtiyacımız var. Yani sen benim arkamı kollayacaksın, öbürü avlanacak, öbürü ateşi yakacak ki biz komün halinde yaşayabilelim. Dolayısıyla beraber yaşamamızın bir parçasıdır. O komünün içerisinde kabul görmek. O kabul görme ihtiyacı işte buna da takdir deyin, kabul görmek deyin, işte buna da liderlik deyin, buna da beğenilmek deyin. Yani herkes de işte yansıması farklı. Takdir çok klişe olduğu için söyleniyor ama işte temas etisinin tanımı bu aslında. Temas etisi ana çerçeve, takdir bunun bir parçacığı, alt kümesi. Yani isimlendirmeler farklı olabilir. Her şey olabilir. Bütün duyularını kapatmış ve aynı evde seni görmüyorsa tüm çabalara rağmen. Biraz önce bunu cevapladık diye düşünüyorum. Ben ona bir daha bir şey söylemek istiyorum. Eğer o Tabii. kişi ısrarla görmüyorsa,
O zaman onun da görmek istemediği bir şey var. Yani oturup bunu da konuşmak lazım. Hani acaba neyi görmekten bunaldı da niye perde çekiyor, neyi gözünü kapatmak istiyor? Ona bakmak lazım. Diğer tarafta ısrarla öbür taraf reddettiği yerde neyi göstermeye çalışıyor? Çok açık söyleyeyim, hani az çok tanıyorsun beni geçmiş dönemde. Benim için hep başkaları suçluydu. Hep birileri kötüydü. Yani Müge senin yüzünden, sen dediğin için, sen böyle yaptığın için. Benim bütün hayatım böyle geçmişti. Ama şu anda gerçekten şuna bakıyorum. Hani ben önce Müge'ye sinirlendiğimde, Müge'ye kızdığımda dönüp kendime şeyi soruyorum. Ben ne istiyorum bu kızdan? Hani tam olarak aslında Müge'nin ne yapmasını bekliyordum da yapmadı. Ya ne demesini bekliyordum da demedi. Çünkü açlık buradan geliyor. Ben bunu bulamadığım zaman buraya bakmasam seni suçluyorum. Bizim gene şeyde kadim literatürde geçer Bediz. Karşında gördüğün kusur ya da ayıp kendi ayıbındır diye geçer. Aynen. Yani tam olarak bu aslında. Ben orada bir problem yaşıyorsam potansiyel olarak şimdi ben mesela hiç yalan söylemeyen bir insansam birisi bana yalan söylediğinde benim bunu anlamam mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü hayatımda öyle bir şey yok benim. Benim bünyemde böyle bir şey yok. Bünyende olmayanı tanımazsın, bilmezsin. Bilmediğin şeyi de karşında görmezsin. Yani sana ait olmayan şeyi karşında görmen mümkün. O yüzden orada bir problem yaşandığında direkt eğer bu beni aynalıyor, bir tarafımla beni aynalıyor, benim bana ait bir şey var burada deyip de o şekilde kendimize dönüp baktığımızda galiba zaten kendimizle ilgili çok fazla ipucu bulacağız. Aynen. Gene aslında aynı şeyi söylüyor. Aynen. Bu çok güzel bir soru geçti. Yani tam senin yorumuna cevap, o soruya cevap vermek istiyorum. İmoya Tasarım İzmir. Sosyal medyada vücudunu paylaşan insanlar neyi gösteriyor diye bir soru sormuş. Yani şahsi fikrimi söyleyeyim. Bana göre sadece beden değil oradaki gösterme. Yani bakın, hiçbiriniz bu kadar cüretkar, cesur değilsiniz. Aha da ben cesurum. Bak ben aykırıyım da bir temas. Farklı olmak da bir temas. Yani sen de bir tuhaf bir adamsın denmesi bana iyi gelir. Zaten bana tuhaf densin diye ben tuhaf tuhaf şeyler yaparım. Tuhaf tuhaf şeyler giyerim. Yani herkesin beni eleştireceği şey neyse onu yapmaya çalışırım. Yani dolayısıyla vücut kendisini göstermek isteyen insanlar, ne bileyim, saçını güzel yapmıştır, onu göstermek istiyordur. Erkektir, vücut çalışıyordur, kollarını göstermek istiyordur. Yani takdir almak istediği, temas almak istediği yerler farklıdır. Özellikle bu uçu göstermek istiyorum. Nefret de bir temas. Yani mesela çocuk anneden babana ilgi görmez. Sen benim annemsin. Hani şey, anne, 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 anne. 100 kere anne derim, duymazsın. Gözün içine baka baka en sevdiğim vazoya tokatı koyarım, düşürürüm yere. Beni dövmen de bir temas. Beni fark et Yani anne. ben buradayım. Ben buradayım Evet. ve kabul görmek ihtiyacı. Yani bir insana yapılacak en kötü şey onu göz ardı etmektir. Onu görmezden gelmektir. Sosyal medyada yakın bir zamanda komiklik olsun diye paylaşılan bir video vardı. Yani tüylerim diken diken oldu. Böyle küçük bir çocuğa aile şaka olsun diye şimdi sana görünmezlik pelerini koyacağız deyip üstüne bir örtü koyuyorlar. Sonra örtüyü kaldırıyorlar ve bütün aile çocuğa aa yok oldu diye panik yaratıyor. O işte galiba 6-7 yaşındaydı. Çocuk canhıraş yırtınıyor. Ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diye. Bütün aile onu görmezden geliyor. Yani büyük konuşmayayım şimdi. Üstatlar var. Psikolog değilim ama yani o çocuğu o anda yaratılan travmasını hayata boyunca çekecek gibi geliyor bana. Çünkü yaşatabilecek en büyük korku yaşatmadı çocuğa orada. Şeyde internette çok dolaşır. Biz de eğitimlerimizde Sinan Hoca özellikle çok gösterdiği bir video vardır. Mutlaka siz de bakın. Tepkisiz yüz deneyi diye bir deney var Bediz. Anne çocuk karşılıklı. Çocuk yemek yemiş, altı temizlenmiş, gayet tatlı bir şekilde oturuyor. Annesiyle şakalaşıyor. Deneyin bir kısmında bir süre sonra anneye işaret geliyor ve kafasını çeviriyor. Çocuğa baktığında tepkisiz bir şekilde çocuğa bakıyor. Hiçbir tepki yok ama hiçbir mimik yok, hiçbir şey yok. Çocuk da böyle şimşek çakıyor. Bir şey oldu diyor. Hiçbir tepki yok. Önce şirinlikler yapıyor, şakalar yapıyor, gene bir şeyler yapıyor. Hiçbir tepki yok. Uğraşıyor, bir sürü şey yapıyor. Bakıyor arkasına, birilerim var, ne oluyor falan diye. Sonrasında basıyor yaygarayı, ağlamaya başlıyor. Tabii deneyi hemen bitirmek zorundalar. Dediğin gibi travmaya yol açabilir. Etik değil. Yani bu deneyde de gördüğüm şu, çocuğun yemek ihtiyacı yok. Altı temizlenmiş. Yani bedenine ait her türlü ihtiyacı giderilmiş. Tek bir ihtiyacı var. Temas. Oradaki etkileşim, iletişim. Buna Aynen öyle. benzer çok deney var. Aynen öyle. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dönem bizi inanılmaz bir belirsizlik ortamına attı. Yani şu anda kimse 6 ay sonrasını, 1 sene sonrasını göremiyor. Hükümetlerin ve ülkelerin bile gördüğünü düşünmüyorum ben. Dolayısıyla herkes, ben örnek veriyorum, Haziran ayında işlerimizin başına dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Ben bilmiyorum. Bilen varsa ne olur söylesin. Şimdi bu kadar belirsizlik içerisinde her birimiz farklı kaygı seviyeleri yaşıyor olabiliriz. Yani kimisi için geçim derdi var. Kimisi için evde sıkılmışlık var. Kimisi için annesini babasını görememek var. Kimisi de aile eşrafından birisini hastaneye sağlık görevlisi olarak göndermesine dair kaygılar var. Şimdi kaygıları yaşamaların tamamında sığınıp
destek alacağın tek yer açlıkların. Ya uyaran açlığın ya temas açlığın. Yani dolayısıyla tekrar aynı şeyi söylemek istiyorum. Eğer bir çiçek koklamak senin o psikolojine iyi geliyorsa, şu zor dönem iyi geliyorsa, ay bu zamanda saçma sapan çiçek mi alınır demeyin. Alın o çiçeği. Yani aksiyon filmi seyretmek size iyi geliyorsa, böyle patlamalar, çatlamalar, güzel görüntüler. Yani her gün bir tane aksiyon filmi seyredin. Seyrettiğinizi bir daha seyredin gerekiyorsa. Yani o anda o ihtiyacı gideriyorsa, o deşarj oluyorsanız, çünkü bir yerden beslenmeye ihtiyaç var. Çünkü diğer kanallardan çok fazla negatif ve kaygılı mesajlar yağıyor üstümüze. O kaygıları dengelemek için açlıklarımızla beslenmeye ihtiyacımız var. O yüzden de hani burada ısrarla altını defalarca çiziyorum. Kapatırken yine çizeceğim. Yani en önemli şey açlıklarımıza dürüst olmak, temas veya uyaran açlığına dürüst olmak, kendi yöntemini bulmak ve bunu da başkalarının da hakkına saygı duyarak sonuna kadar yaşamak. Neyse bunun adı. Takdir edilme isteği, sevilme, değer görme isteği zayıflık olarak karşılandığı için söyleyemiyoruz demiş. Ne güzel söylemiş. Kim demiş bana? Andaç Özgüven. Bediz Bey ile olan eğitim harikaydı. Merve herhalde senin öğrencilerinden bir tanesi. Program katılımcısı. İnsanoğlunun eksikliği hiç bitmez hocam diyor. Aynen öyle, ona katılıyorum. Zaten eksik doğuyoruz. Beyni tamamlanmadan dünyaya gelen tek canlıyız bir kere. Beyin gelişimi. Yani bakıma muhtacız. Zaten eksik doğuyoruz. Dolayısıyla o eksiklik bilinci hiçbir zaman bitmeyecek. Ama aynı zamanda da en büyük aracımız bu gelişim için. İyi ki de öyle doğmuşuz. Hep sınırlarımızı aşmak zorundayız. Hep bir şeyi öğrenmek zorundayız. Yani şimdi de gene aslında acziyetimizi ve eksikliğimizi ne kadar çok gördüğümüz bir dönem değil mi Bediz? Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Hiç görmediğimiz bir virüs karşısında bütün dünya alt üst olmuş durumda. Yani o yüzden o eksiklik duygusu, acziyet duygusu bizim sınırlarımızı açacak olan en büyük kilit aslında diye düşünüyorum. Virgül, sana katılıyorum. Katılıyorum ve yin yang'dan gidiyorum. Eksikliklerimiz çok. Bir o kadar da güçlü yanlarımız çok. Şimdi konumuz şu. Güçlü yanlarımıza aşırı sığınıp zayıf yanlarımızı göz ardı etmek de problem. Zayıf yanlarımıza ve sıkıntılarımıza bakıp güçlü yanlarımızı görmek de bir problem. Yani günün sonunda yine Sinan Hoca'nın lafı, doğadaki en zayıf varlıkken şu anda dünyanın hakimi biz olduysak eğer, yani bunu biz başardık. Yani orta şeyde, mağara çağında, yani ilikle beslenip, yani besin zincirinin en altında olan bir varlık şu anda bütün dünyanın canlılarına hükmediyorsa, bir virüs edemiyoruz ama yani çoğunluğuna ediyoruz en azından. Yani burada da başka güçlerimiz var. Yani dolayısıyla evet, şu anda içinde bulunduğumuz ortam belirsizlik. Ama bu belirsizliği yine o güçlü tarafımızı kullanarak dengelemek yine bizim elimizde. Evet, istersen. Zaten hani diyelik felsefenin söylediği şeydir. Her şey zıtlıkla var. Yani aynen. O gücün yanında mutlaka bir zayıflık olacak ki o güç ortaya çıksın. Dualite, aynen öyle. Peki son bir soru daha sorup ondan sonra kapatıyoruz. Bakıyorum. Hayatın içerisinde sürekli aynı şeyleri yapar canlarız diyor. Yani işte evet. Tam da şu anda aynı şeyleri yapamayacak durumdayız. Buna ne diyorsun Bediz? Ya sorunun başına daha çok cevap vermek istiyorum. Nasıl anlayacağız diye sormuşlar ya. Kendi adıma söyleyeyim. Kendime bulduğum yöntem ve bana iyi gelen yöntem sürekli kendine meraklı olmak. Yani bir şeyi rutinde yapıyorsam veya bir şeyi rutinde yapamıyorsam, yani her gün düzenli dişimi fırçalayamıyorsam, her gün karar alıp işte 50 sayfa kitap okuyacağım deyip 3 gece okuyup 5 gece okumuyorsam, yani bir oraya bakmak lazım. Niye ısrarla işte sigara içmeyi bırakamıyorum? Niye kitap okumaya başlayamıyorum? Birazcık buraya meraklı olmak. Yani ya çocuklar çok büyük yapıyor. Belki kitap okuyacağım diye tutturuyorum da bir soru değil mi? Bravo. Belki de okumayacaksın yani. Belki de senin şeyin, öğrenme yöntemin kitap okumak değil. İşte yine açlıklara geliyoruz. Abi herkes kitap okuyormuş. Şimdi herkes Instagram'da kitap paylaşıyor. Ben de bunun dışında kalırsam yine senin bir açlığın. Hmm. İşte dön o açlığa bak. Yani anlatmaya çalıştığım şey o. Yani çünkü öbür türlü biz bunu kendi kafamızda, bu argo olarak algılanmasın. Psikolojik mastürbasyon deniyor buna. Biz bunu kendi kafamızda canlandırmaya çalışıyoruz. Yani açlığının adını koymazsan ve açlığına dürüst olmazsan bu sefer onu yan ve sana ait olmayan şeylerle gidermeye çalışıyoruz. Evet. Peki Bediz'cim, 45 dakikadır konuşuyoruz. Artık yavaş kapatmak istiyorum. Aynen öyle. Yani şahane muhabbetim var. Bana kalsa daha çok konuşacağım ama mutlaka yapalım. Canım. Bu sefer Açık Beyin kanalından ben seni misafir etmek istiyorum. Gene senin konuşacak çok şeyin var. Onu ben biliyorum, ceplerin çok dolu. Başka bir konuyla ilgili tekrar konuşalım diyorum. Son olarak keyifli. Söylemek istediğin ne var? Bize şu günler için ne tavsiye edersin? Şunu söylüyorum. Abartmaya gerek yok. Büyütmeye de gerek yok. Evet, dünya tarihinin gelmiş geçmiş sıkı dönemlerinden birinden geçiyoruz. Tarihe yazılacak bir dönem yaşıyoruz. Ve ben çok inanıyorum ki nasıl İsa'dan önce, İsa'dan sonra varsa, koronadan önce ve koronadan sonra diye dünyada bence çok büyük değişimler yaşanacak. Dolayısıyla bu süreç zor bir süreç. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da bir vatandaş olmak gibi düşünmek lazım olayı. Bu ortamda olanı geldiği gibi, geldiği şekilde kabullenmek, çok fazla bunda karamsarlığa gitmeden ama gerçekçilik penceresinin çerçevesinden de çıkmadan birazcık
kendine bakmak ve ilişkilerine bakmak. Çünkü şu anda evimizde, işimizde, ailemizle ilgili bir sürü anlar yaşıyoruz. Hani bu anlara biraz daha bu gözle bakmak. Çünkü bugün eninde sonunda bitecek ve buradan nasıl çıkacağız aslında? En büyük mesaj bu. Yani ez cümle, açlıklarınıza dürüst olun ve hakkıyla yaşayın. Evet, gerçek bir arkeoloji zamanı. Dönüp bir bakalım kendi iç kaynaklarımız, açlıklarımız nelermiş diyoruz. Çok bir teşekkür var. Ediyorum. Tamam, bakalım. Üçüncü başta da söyler misiniz? Bir cümle söyleyeyim. Zaman yapılandırması diye geçiyor. 6 tane zaman yapılandırması var. Hani işte sohbet etmek, rutinler, bunlar gibi böyle bir sürü altı başlık var. Zamanınızı yapılandırın diyor. Aslında o kendi başına başka bir konu. Yani bu zamanları yapılandırmak çok daha kritik. Rutinlerinize değer verin veya ihtiyacınız olan şekilde yapılandırmayı yapın. Hani birileri dedikodu yapmaya ihtiyacınız varsa saat 10 ile 11 arasını böyle bir arkadaşınızla WhatsApp'tan kahve dedikodusu yapabilirsiniz. Yani bu da ayıp değil, yapın bence. Peki, ben canlı yayındayken senden bir şey isteyeceğim. Çok fena emrivaki yapıyorum. Belki Açık Bey'in de bize bir transaksiyonel analiz semineri verirsin. Aman keyifle. Ne demek? Sen söyle Harika yeter. Harika olur. Tamam. Keyifli. Çok güzel. Sözümü de aldım. Hemen organize sözünüzle edeceğim. Olsun. Tamam. Tamam. Peki Bediz'ciğim. Çok teşekkürler. Ben Kendinize iyi bakın. teşekkür Herkese ediyorum çok canım. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.